geldiniz. Tabii ki Herbalife Nutrition Yaşam Koçunuz Hatice Açar ben. Bu videomuzun konusu kilo verme programında, yani kilo verirken aloe vera suyunuzu niye kullanalım? Ben almayayım onu. Almasam olmaz mı? Sadece shake çay olsa olmaz mı? diye gelen arkadaşlarımız oluyor. Ben onu almayayım. Ben onu daha önce kullandım. En çok karşılaştığım şey. Ben onu daha önce aldım. Şimdi önceden Herbalife ürünlerini almış, tanımış birileri. Geliyor, ulaşıyorlar bana. Sağ olsunlar. Diyor ki ya ben onu önceden aldım diyor. Şekle çay alayım sadece. Aloe vera suyunu aldım. Benim sindirimimde sorun yok diyor. Benim bağırsaklarımda sorun yok diyor. Sıkıntı yok diyor. Ya da hani şu var. Ben su içebiliyorum. Su içme problemim yok diyor. Aloe vera suyu olmadan da su içebiliyorum diyor. Arkadaşlar ben de aloe vera suyu olmadan su içebiliyorum. Hatta ben aloe vera suyunu suya katanlardan değilim. Ve genelde de benim danışanlarım bilirler. Ben genelde çayıma katarım aloe vera suyunu. Çünkü ben su içebilen, hani bazı insanlar suyun tadını sevmiyor. Yani su içmekle ilgili problem, hani suyu tatlandırma ihtiyacı hissediyorlar. Ama ben suyun kendi tadını sevenlerdenim. Suyun içine bir şey katıldığı zaman sanki su içiyormuşum gibi gelmiyor bana. Ama tabii herkes için böyle değil. Yani çoğu da suyu tadı hoşuna gitmediği için tatlandırma ihtiyacı duyuyor. Onun için diyor ki ben su içebiliyorum, aloe vera suyuna ihtiyacım yok. Yani zannediyorlar ki işte aloe vera suyu sadece su içmeye yardımcı. Ya da ne bileyim aloe vera suyu kabızlığı gideriyor. Ya da aloe vera suyu işte başka. Aloe vera suyunun en önemli şeyi, aloe vera bitkisini biliyorsunuz değil mi? Aloe vera bitkisini şu anda yani dünyada bilmeyen yok. Çünkü aloe vera bitkisinin bir iyileştirici etkisi var. Genelde. Tabii ama 1 milyon çeşit aloe vera bitkisi var bildiğim kadarıyla. Tabii birçok çeşit aloe vera bitkisi de var. Bizdeki aloe veramız neymiş bakayım, Latincesi yazıyor mu? Evet. Aloe barbadensis arkadaşlar. Bizdeki aloe veranın bir sürü türü var. Bunda aloe vera yaprağının pürifiye edilmiş, yani renksizleştirilmiş aloe vera yaprağı suyu var. Aloe barbadensis. Ben aslında bununla ilgili şuna değinmek istiyorum. Hani aloe vera suyunu hani böyle tüketilebilir. Genelde daha çok ne yapıyorlar? Yaralara sürüyorlar. İşte kremlere, merhemlere, şeylere kullanıyorlar değil mi? Ama aloe vera suyunun böyle içilebilir bir şey olması, bir yiyecek olması. Bilmiyorum biz 2 sene önce miydi bir fuara gitmiştik. Gıda fuarına, aman Allah'ım uzak doğudan böyle gelmişlerdi bir standta. Evet, evet. Aloe vera suyunun var ya bir sürü çeşidi vardı. O kadar da güzel lezzetli çiçeklerdi ki böyle yapmışlar. Hatta içinde böyle aloe vera parçacıkları var. Çok faydalı bir bitki. Yani yiyecek olarak da, ya yiyecek normal içecek bir olarak da. Normal bir laksatif etkiye sahip olması lazım aloe vera suyunun. Normalde aloe ama vera suyunun. Ama bizimki de öyle bir şey yok. Neden? Nedeni de şu arkadaşlar. Bununla ilgili laksatif etkisiyle ilgili şunu anlatmak istiyorum. Eskiden hani çok eskiden mankenler podyuma çıkarken karınları düz olsun diye aloe vera bitkisini yerlermiş. Ki çok affedersiniz bağırsakları boşalsın ki karınları düz olsun. Çünkü podyuma çıkıyorlar giydikleri kıyafetleri düzgün taşımaları için. Ama bunda sürekli laksatif etki yapan bir şeyi sürekli tükettiğinizde ne yapar? Bu bağırsaklarınızın düzenini bozar. Ama bizim aloe vera, aloe konsantre içeceğimiz tam tersi sindirimi düzenliyor. Bağırsağın normal yapısına dönmesini sağlıyor. Yani laksatif... Biz ona bağırsak florası diyoruz. Bağırsak florası. Çok böyle şey terimler kullanmak istemiyorum. Kullan. Herkes izliyor diye. Bağırsak floramızı düzenliyor ve sadece bağırsak değil yani sindirim sistemimizi komple düzenliyor. Ki şunu unutmayın, aloe veranın her zaman iyileştirici etkisi de vardır ve rahatlayacaktır. Yani işte ne bileyim yemek borunuzda ya da midenizde rahatsızlığınız varsa genelde aç karnı tüketiyoruz aloe vera suyunu sabahları. Onun için bu sizde bir rahatlama sağlayacaktır. Bunu uydurmuyorum. Hemen bir kullanıcı yorumu var. Benim eşim. Evet. Serdal hemen şu tarafımda duruyor böyle ben kameraya bakıyorum. Ben eskiden yeme düzenimde problem varken, hani beslenme programında değildiken sindirim sisteminde çok kötü şeyler yaşamıştım. Yani sindirim sistemimi kendim hiç iyi hissetmiyordum. Bağırsaklarımı
yani boğazıma kadar diyebilirim. Değişik yanmalar, hani isimlerini aynen söylemiyorum hani şey. Değişik yanmalar hissederdim. Kendimi hiç hissetmezdim. Midemden boğazıma kadar farklı yanmalara sebep oluyordu eski yanlış beslenme düzenim. Sonrasında yeni beslenme düzenimde üstelik aloe vera konsantre içeceğinin de bunda katkısı oldu. Kendimi daha iyi hissetmeye başladım ve o zamanlardaki şeylerinden kurtuldum. Hani o rahatsızlıklarından kurtuldum. Kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Şimdi ben bilimsel bir gözle aloe vera suyunun vücudumuzdaki etkilerini anlatmak istiyorum size. Bir kere suyu vücudumuzun... Ve şu anda hiçbir şey kalmadı mı? Onu söylemedim. Hiçbir şey kalmadı. Yani kendimi sanki yenilenmiş, yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Kesinlikle. Çok rahatım biliyor musunuz? Çünkü o bir şey kullanıyordu, eczaneden aldığımız bir çiğneme tableti kullanıyordu. Her yemekten sonra böyle... İlaç, o ilaçtı işte. İlaçtı. O ilaçtı. Ya o hazır olmazsa, evde kalmadıysa kıyamet kopardı arkadaşlar. Çünkü gece sabaha kadar kıvırıp kıvırıp kıvranırdı. Onun için ben çok rahatladım bu anlamda. Şimdi size birazcık bir mesleki bilgilerimle ilgili aloe vera suyunun vücudumuzdaki faydalarından bahsetmek istiyorum. Mesela diyoruz yani su içmeyi sağlıyor. Aslında su içmemizi sağlamasının haricinde suyu içtiğimizde o içtiğimiz suyu vücudumuz ne kadar kullanabiliyor? Bununla ilgili hani su içmeyle ilgili de bir video çektik. Bundan önce mi yayınlanır, bu videodan sonra mı yayınlanır bilmiyorum ama onu da mutlaka izleyin. Hani su içmenin de bir şeyi var, yolu, yordamı var. Ama bir de içtiğimiz suyu vücudumuz kullanıyor mu? Mesela bazı insanlar suyu içtikleri gibi hani direkt tuvalete giderler. Yani çok hızlı bir şekilde vücuttan o su uzaklaşır. Yanlış tükettikleri için ya da vücutları suyu yeterince iyi kullanamadığı için. Bu anlamda aloe vera suyu vücudumuzdaki suyun çok iyi kullanılmasını sağlıyor. Bir de bağırsak sindirim sistemimize, özellikle bağırsak floramızı düzenlediği için, bakın bu çok önemli arkadaşlar. Yediğimiz, içtiğimiz gıdalardaki vitaminleri biz artık eskisi gibi vücudumuz kullanamıyor. Bakın gidin birçoğunuza doktorlarımız ne diyor? İşte C vitamini eksiği var, A vitamini eksiği var, D vitamini eksiği var. Dışarıdan tak işte B vitamini eksiği var. Diyorsunuz ki ben et de yiyorum, takviye de alıyorum. Hala niye eksik? Neden eksik biliyor musunuz? Vücut kullanmıyor onu. Bağırsaklar ya onunla da alakalı da o şeyle de alakalı. Oturup 3 kilo mandalina yiyip 3 kilo portakal yiyen insanlar biliyorum ya. Ben diyor C vitamini alıyorum. Ya 3 kilo portakal yiyerek C vitamini alacağına al bir kutu, her gün bir tane tablet kullan ya. Bir C vitaminimiz var bizim. Yani C vitamini ayrıca kullanabilirsiniz. Vücudunuz o kadar... Vitaminler eskisi gibi yani artık aynen eskisi gibi portakalda, mandalinada C vitamini yok arkadaşlar. Ama hani... Eski değeri kalmadı. Neden? Siz de biliyorsunuz tarım ilaçları çok fazla kullanılmakta biliyorsunuz değil mi? Hani birçok şey kullanılıyor, kimyasal kullanılıyor artık her yerde. Özellikle de... Tabii topraklar da verimli değil, o da ayrı konu. Artık topraklar da eskisi gibi verimli değil. Yediğimiz, içtiğimiz besinlerdeki vitaminleri, aldığımız vitamini, dışarıdan da aldığımız vitamini bağırsaklardan emilimini artırıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü vücut suyu kullanmaya başlıyor. Vücut suyu kullanabildiği için suyla birlikte vücudumuzda vitaminler, mineraller çözülüp geliyor. Neden? Sağlıklı bir bağırsak floramızın olması gerekiyor bunun için. Ve en önemli şey, yani bu çok geliyor işte aloe verayı, Herbalife beslenmesine ben aloe verayı içmeyeyim. Ben şey mi içeyim, çayımı içeyim, su zaten içiyorum. Çayım da zaten bana ödem attırıyor. Ben zaten kabızlık sorunu da yaşamıyorum. Arkadaşlar biliyor musunuz? Biz ishal olduğumuzda da aloe vera suyu içiyoruz. Ya biraz böyle çok kusura bakmayın. Konu çok şey bir yere geliyor, kabız ishal falan ama ya işin doğrusu bu. Kabız olduğumuzda da içiyoruz aloe vera suyunu. Düzenliyor çünkü. Evet. İshal olduğumuzda da içiyoruz. Çünkü düzenliyor. Yani sizi çok affedersiniz ishal yapmıyor bu. Yani öyle diyorlar. Benim sorunum yok, ben kabız olmuyorum. Hani gerek yok, ishal eder beni. Bir de öyle bir inanış var. O da nereden inanılıyor, nasıl yapılıyor onu da bilmiyorum ama. Çay toksin arttırıyorsa aloe vera suyu da vücudumuzun suyunu kullanmasını sağlıyor. Ve vitaminleri kullanmamıza. Shake içiyorsunuz. Tamam mı? Sonra diyorsunuz ki bana ben çabuk acıktım. Acıkmamanız lazım aslında. Neden biliyor musunuz? İçindeki vitaminleri vücudunuz almadı. Attınız bunu bağırsaklardan.
bağırsak. Yani bununla vitamini minerali alıyor. Bununla vitamini minerali bununla bu kullanıyor. Bu da kullandırıyor size. Aloe vera suyu Herbalife. Bununla da vücudumuzdaki toksinleri ve ödemi atmamıza yardımcı oluyor. Tekrar söyleyeceğim. Ne? Kuru fasulye pilav cacık üçlüsü unutmayın. Ya da kuru fasulye pilav soğan üçlüsü. Kuru fasulye pilav turşu üçlüsü. Çünkü Serkan turşu diyecek. Elbette ki sadece bunlar değil, destekleyecek Herbalife beslenmesinde kilo vermenizi destekleyecek birçok ürünümüz var. Ama bunlar ayrılmaz üçlü arkadaşlar. Biri olmadan diğerinden maksimum faydayı alamazsınız. Şekten maksimum faydayı almak istiyorsanız aloe vera suyunu da tüketeceksiniz. Deneyin, farkı göreceksiniz arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, tabii ki abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.